Mustafa'nın şimdiye kadar ne yaşadığını, nerede yaşadığını, bunların hepsini bilmek istiyorum. Tamam mı? Annesi kimmiş, neciymiş bunları da öğrenin. Personelde bir dosyası var. Onu da bir isteyeyim. Onun üzerinden... Yalnız babamın bundan haberi olmamalı. Benim arabam servisten çıktı mı? Çıkmış. Getirecekler bugün. Tamam. Ay çok sevindim Nesrin'cim. Ne kadar iyi oldu bu iş. Türkan'cığım, senin için de çok iyi oldu hayatım. İşine gücüne bakarsın. Rüçhan'dan da uzak durmuş olursun. İyi olur. Ben de işte ona sevindim biliyor musun? Bir de ben kadını çok sevdim vallahi. Evet evet, çok güvenilir birisi. Çok iyi birisi. Zaten ona güvenerek yola çıktım. İnşallah her şey çok güzel olacak. Heyecanlıyım. Herkes de birbirini tanıyormuş. Ne güzel. Ya evet, herkes de birbirini tanıyormuş Derya. Ben orayı bir anlamadım. Siz ne zaman İzmir'e gittiniz hep beraber? Bir anlat bakayım. Ben İzmir'deydim zaten anne. Onlar geldi. Ay anne. Hı. Ben sana hani bir şey demiştim ya. Yılbaşı. Yılbaşında hep birlikte ailecek yemek yeriz değil mi? Evet kızım, dedim ya. Halanlarla falan hep beraberiz diye. Harika, güzel, tamam, süper. Dönüş. Sen benim saçımı örecektin. Hadi içeri geçelim biz. Hadi. Sevil'e yanılmaz Halide falan gördüğünü söyleme kimseye. Yanlış anlaşılmasın. Herkesin özel hayatı bizi ilgilendirmez. Neymiş sizi ilgilendirmeyen? Bizi ilgilendirmeyen her şey işte abla. Genel olarak bizi ilgilendirmeyen şeyler. Şey abla, biz Mustafa ile çıkıyoruz gibi bir şey de. Yani kimseye söyleme diyorum. İnsanları ilgilendirmez çünkü. Çıkıyoruz derken? Çıkıyoruz işte abla. Flörtün alaturkası. Aşkım. Ne dersin, bir çay içelim beraber? Hayır, yakışık almaz. Kitabımda evli bir kadına yazmak olmaz. Derya. Bak, doğru dürüst tanımadan etmeden ne görüşmesi, ne flörtü, ne konuşması. Abla sen tanıyormuşsun ya Mustafa'yı işte. Abla ne var bunda? Senin ortağın oldu değil mi? Hem daha güvenilir. Yanlış yapamaz bana. Arada annesi var. Arada sen varsın. Somer enişte var. Var da var yani. Anne ne karıştırıyorsun ya? Onlar şahsi eşyalarım benim, bırak. Tamam oğlum, şahsi de bu kadar tokayı ne yapıyorsun? Saçıma takıyorum. Dalga geçme benimle. Neyin nesi bunlar? Şifre bunlar anne. Bilmece gibi konuşuyorsun. Anne. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya bu senin ortağın Türkan var ya. Acaba yarın onun ailesini bize mi davet etti? Ailesini mi? Sebep? Yani canım yılbaşı işte. Yani gene kuru kuru ikimiz mi gireceğiz yılbaşına? Gelsinler, sohbet muhabbet ederiz. Oğlum daha yeni tanıştık insanlarla. Hem onların başında babası var. Tanımayız etmeyiz. Ne diye çağıracağım şimdi? Anneciğim. Bu kız senin ortağın değil mi? Gelsinler işte, kaynaşırız ne güzel. Ha? Senin bir derdin var ama söyle bakayım, niyetin ne senin? Dediğim gibi anneciğim, bak hepimiz bir arada olacağız. Burada toplanacağız. Yeni yıla birlikte gireceğiz. Tamam mı? Tamam anneciğim. Ben bir programa bakayım, ona göre gelmeye çalışayım. Şimdi Somer ne düşünür bilmiyorum. Onunla bir konuşabilirsek. Vallahi ben program falan anlamam. En azından yemeğimizi beraber yeriz. Ondan sonra gidersiniz. Ne isterseniz yaparsınız. Tamam mı? Tamam, bakarız. Güle güle yavrum. Sağ ol babacığım.
Sadık Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Özer Bey, nasılsınız? İş güç işte. Yine görüşemiyoruz epeydir. Evet, bazı sıkıntılar, dertler derken görüşemez olduk. Ha bakın ne diyeceğim, yarın yılbaşı biliyorsunuz. İsterseniz buyurun misafirimiz olun. Biz her sene ailece birlikte kutlarız yılbaşını. Valla ben çok memnun olurum ama Rüçhan Hanım pek sevmez böyle kutlamaları. Yine de ben bir konuşayım, duruma göre bakarız. Fikrini değiştirirse çok mutlu oluruz. Sonuçta yeni yıla kırgınlıklarda girilmez. Biz akrabayız. Peki, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz ama bir kahvemizi içseydiniz. Çok sağ olun. Benim gitmem gerekiyor başka zaman. Peki. İyi günler. İyi günler. Güzel kızım. Hadi kızım, gel. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.